Arkadaşlar merhaba. 34. Föyümüzde tiyatro konusuyla birlikteyiz. Tiyatronun tarihi gelişimi, tanımı, yapı unsurları ve edebiyatımıza bakan yönüyle her dönemin özelliklerini sırasıyla birlikte öğreneceğiz. Tiyatro sahnelenmek üzere kurgulanan estetik değeri olan herhangi bir konuyu olay örgüsü içinde sunan kişiler vasıtasıyla gösterme esasına bağlı olarak ifade eden edebi türdür. Yani tiyatronun olay örgüsü içinde yer alan bir tür olmasının yanında en önemli özellik gösterme esasına bağlı olması. Yani sahnelenmek için yazılan eserlerdir, kurgulanan eserlerdir. Batı kaynaklı bu tür olan ve milattan önce 5. yüzyılda bağ bozumu tanrısı Dionysos adına düzenlenen törenlerden doğduğu kabul edilen tiyatro zaman içinde farklı türlere ayrılarak gelişip zenginleşmiştir. Tiyatronun kaynağı eski Yunan'dır arkadaşlar bu arada. Tiyatro hikaye ve roman türlerinden farklı olarak anlatma esasına değil, gösterme, sahneleme esasına dayalı bir tür olduğundan tiyatroda anlatma, tahkiye ve anlatıcı yoktur. Yani hikaye etme unsuru yoktur. Anlatıcı dışında ki olay örgüsü, kişi, zaman ve mekan ögeleri tiyatro eserlerinde de vardır tabii ki. Yani hikaye veya işte olay örgüsü dediğimiz türlerden farklı olarak tiyatronun gösterme sahnelenme özelliğinden dolayı anlatıcısı, hikaye edicisi yoktur. Bunun dışındaki diğer bütün unsurlar var. Olay örgüsü, kişi, zaman, mekan hepsi tiyatroda var tabii ki. Aralarında sebep sonuç ilişkisi bulunan olayların bir bütün içinde sunulmasıyla meydana gelen olay örgüsü tiyatro için dramatik örgü olarak ifade edilir. Tiyatronun da temel yapı unsurudur bu aynı zamanda. Tiyatro eserinin çatısını oluşturan bu dramatik örgü diyalog ya da monologlarla düzenlenmiştir. Okur seyirci bu diyaloglar vasıtasıyla olayı anlar. Tiyatro eserine konu olan olayları yaşayanlar eserin şahıs kadrosunu oluşturur. Hikaye ve romanda anlatıcı aracılığıyla okura tanıtılan kahramanlar tiyatroda başta konuşmaları olmak üzere tavırları, davranışları, jest ve mimikleriyle kendilerini bizzat nedir? Kendileri aktarır ve tanıtırlar. Zaten oyun sırasında mesela sahnelenen oyun sırasında öncelikle bu dramatik kurguyla diyalogların olması bazen oradaki sahnedeki oyuncunun monolog şeklinde konuşması böylece şahıs kadrosunu ne yapmış oluyor? Kendi kendini tanıttığını bize göstermiş oluyor. Tabii ki sahnelenirken oyunlar, kahramanlar jest mimiklerle de kendini ifade etmiş oluyor seyirciye. Tiyatronun yapı unsurlarından bir diğeri de zamandır. Tiyatroda anlatılan olayların içinde yaşandığı zaman tiyatronun zaman unsurudur. Mekan ise tabii ki sahnedir arkadaşlar. Anlatıcı olmadığı için tiyatro eserinde mekan tasviri neredeyse yoktur. Mekan unsuru seyirciye dekor vasıtasıyla sunulur. Bunun dışında sahne başlarında mekan ögesi ile ilgili açıklamalar ayrıntıya girmeden verilir şeklinde bir açıklama tanıtım oldu bakın tiyatronun ögeleriyle ilgili. Tiyatronun türlerine bakacağız şimdi. Eski Yunan edebiyatında tiyatronun trajedi ve komedi olmak üzere iki türü mevcuttu. 18. yüzyıldan itibaren de ki romantizm akımına denk geliyor. Dram türü de eklenmiş olacak o dönemden sonra. Trajedi neymiş bakalım? Trajedi veya trajedya, yaşamın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede yansıtmak, ahlak erdem örneği göstermek için yazılmış manzum, şiir şeklinde olan tiyatro eserlerine trajedi ya da trajedya denir. Eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerde temsiller önceleri korolar tarafından verilmiştir. Yani koro sahnede nedir? Bazı parçaları seslendirerek bu tanrıya yani Dionysos'a karşı olan nedir? Şükürlerini dile getirirler. Korodaki kişiler değişik hayvanların maskeleriyle sahneye çıkıyorlardı. Bu maskeli oyunculara satir adı veriliyordu. Koro oyuncuları Tanrı Dionysos'un muhafızları olan keçi ayaklı satirlerin kılığına girmek için keçi derileri giyiyorlardı. Trogya denilen bu derilerle ilişkili olarak bu oyun türüne keçi şarkısı anlamına gelen trajedya adı verilmiş ve tiyatro yani trajedi de nedir? Bu isimden bakın ne yapmıştır? Adını almıştır diyoruz.
Klasik trajedilerin genel özellikleri şu şekildedir. Trajedilerde işlenen olay iki yüksek değer arasındaki çelişkiyi yaşayan insanın durumundan doğar. Trajedi seyircide korku ve acıma hisleri uyandırarak onu kötü duygulardan arındırmayı, iyi davranışları yönlendirmeyi yani ona ders vermeyi amaçlar. Trajedi olayların acıklı yönleriyle anlatır verir. Seyircide merak ve endişe uyandırır. İnsanların ruhsal zayıflıklarını, kin, nefret, intikam, ihtiras ve kuvvetli yönlerini karşı karşıya getirir. Bu da trajedinin amaçlarındandır tabii ki. Amaç erdemli davranışları yücelterek seyirciye ahlak dersi vermektir. Bu amaçtan asla taviz verilmez. Yine bir diğer özellik ki konular tarihten ve mitolojiden alınır. Aynı zamanda klasisizm akımını da size hatırlatmıştır ki zaten trajedi bu akımın doğurduğu türlerden biri. 17. yüzyıla kadar yazılan trajedilerde konular Yunan ve Latin mitolojisinden alınmıştır. 17. yüzyıldan sonra İspanyol ve Osmanlı tarihinden de konular alınmıştır. Kahramanlar konuya bağlı olarak krallar, kraliçeler, soylu kişiler, mitolojideki tanrılar ve tanrıçalardır. Tarihi kahramanlar kişiler de trajedilerde yer almıştır. Trajedilerde sıradan insanlara yer verilmemiştir. Arkadaşlar hatırlayacaksınız, buradaki ifadelerin aynısını klasik akımda da öğrenmiştik. Zaten tekrarlayalım. Tiyatro klasik akımın doğurduğu bir türdür. Edebiyat türü olarak bunu da hatırlamış olalım. Sanatta bir üslup kusursuz ve seçkin bir dil kullanılır. Yine klasik akımın da aynı zamanda özelliği olan, tabii ki tiyatronun ya trajedinin de özelliği olacak olan kusursuz ve seçkin bir dil kullanılmasında burada bakın ifade etmiş. Bu nedenle trajedilerde kaba sayılan sözlere, küfürlü ifadelere ve argolara yer verilmez. Yine kavga, vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar seyircinin önünde canlandırılmaz. Oyunun içinde bu tür bölümler varsa bu bölümler sahne arkasından gelen konuşmalarla canlandırılır. Seyirci ne olduğunu seslerden anlar ancak olayı göremez şeklinde ifade edilmiş. Trajedi türündeki oyunlar manzum yani şiir şeklindedir. Zaten drama gelince ifade edeceğiz. Trajedi ve komedi manzum şeklinde, dram hem manzum hem nesir şeklinde olan oluşturulan tiyatro eserleridir. Bunu da ifade edelim. 5 perdeden oluşur. Bir oyunun her bölümüne perde adı verilir. Eser ara verilmeden oynanır. Koro perde görevi görür. Bölümler arasındaki geçiş koronun araya girmesiyle sağlanır. Birbiri ardına sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Eserin dramatik bölümlerini diyaloglar oluşturur. Koro ise şarkı ve dansla canlandırılan lirik bölümlerdir. Koro eylemlere karışmaz. Üç birlik kuralına uyulur. Bu da yine trajedi türleri arasındaki önemli bir özellik olacak. Üç birlik kuralına uyulur. Yer, yani mekan, zaman ve olay birliği vardır. En çok 24 saatlik bir zaman içerisinde aynı yerde geçeceği kanısı uyandırılan bir olay işlenir trajedide. Evet, önemli bir notumuz var burada. Aeschylus, Sophokles ve Euripides eski Yunan edebiyatında trajedi türünün önemli isimleri. Fransız edebiyatında da Racine ve Corneille trajedi türünde eser vermiştir. Hatırlayalım, aynı zamanda Racine ve Corneille tabii ki klasik akımında öncülerinden sayılıyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Gelelim komedi türüne. Komedya ya da komedi insanları güldürerek, eğlendirerek düşündürmeyi ve eğitmeyi amaçlayan tiyatro türüne denir. Komedi türü de trajedi olduğu gibi eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerden doğmuştur. Yunan tiyatrosunda komediler manzum olarak yazılırdı. 17. yüzyıldan sonra ise mensur biçimini alan komediler ortaya çıktı. Klasik komedilerin genel özellikleri şöyledir. Komedilerde seyirci ahlak dışı eğilimler, kötü huylar, hatalı davranışlar, bozulmuş kurumlar üzerinden düşündürme amaçlanır. Böylece seyircinin bu gibi durumlara düşmemesi öğütlenmiş olur. Amaç seyirciyi güldürme yoluyla düşündürmedir ve doğru yola yöneltmedir. Konu günlük hayattan, sosyal olaylardan, sıradan insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden alınır. Dikkat ederseniz bu kısım tamamen trajedinin karşıt bir durumu. Böylece karşılaştırabiliriz. Halbuki trajedide nedir? Tarihten, ondan sonra soylu olaylardan, soylu kişilerden, mitolojiden, tanrılardan alınıyordu konu özellikleri. Yine kahramanlar konuya bağlı olarak sıradan insanlar, toplumun alt tabakasında bulunan eğitimsiz veya sonradan görme olarak nitelenebilecek kişilerdir.
Halbuki yine hatırlayalım, trajedi de tam bunun tersiydi. Trajedilerde bulunan soylu kişilere, mitolojik kahramanlara komedilerde yer verilmez. Üslupta kusursuzluk aranmaz. Halbuki trajedide kusursuzluk aranıyordu. Halk arasında kullanılan, herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Bu nedenle komedilerde şakalara, kaba sayılan sözlere, argo ve küfürlü ifadelere rastlanabilir. Ama trajedide rastlanmazdı. Vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyircinin önünde canlandırılır. Halbuki trajedide yine bu yapılmıyordu. Böylece karşılaştırarak yeniden bunları ifade etmiş olduk. Beş perdelik oyunlardır. Bakın, bu yönüyle benzer. Birbiri ardına sürüp giden diyalog koro bölümlerinden oluşur. Eser ara verilmeden oynanır. Perde arası yoktur. Şuraya kadar trajedi ile aynı ama sonrası farklı. Yine üç birlik kuralına uyulur. Trajedi ile benzer özelliklerden biri daha. Ancak komedilerde daha sonraları üç birlik kuralından vazgeçilmiştir. Klasik komedinin bu kuralı günümüzde modern tiyatroda uygulanmamaktadır şeklinde açıklama yapmış kaynağımız. Evet, bir önemli hatırlatmamız var. Eski Yunan edebiyatında komedi türünün önemli temsilcileri tabii ki Aristofanes ve Menandros'tur. Özellikle Aristofanes'i hemen duymuşsunuzdur. Fransız edebiyatında ise en önemli komedi yazarı Molière'dir. Molière bizim edebiyat tarihimize bakan yönüyle de önemli. Çünkü Ahmet Vefik Paşa deyince hemen aklımıza Molière ve çevirileri gelecek. Ahmet Vefik Paşa da tekrar açıklayacağız bunları. Klasik komediden sonra komedi türünün karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi gibi türleri gelişmiş arkadaşlar. Şöyle altını çizelim bu ifadelerin. İnsan karakterinin gülünç ve eksik yönlerini, toplumun değer yargılarıyla çatışan aksak ve zayıf yanlarını anlatan komedilere karakter komedisi denir. Molière'in özellikle Cimrisiz, Shakespeare'in Venedik Taciri adlı eserleri karakter komedisine örnek gösterilebilecek eserlerdir. Toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan güçlükleri anlatan komedilere de töre komedisidir. Zaten gelenek ve görenek deyince hemen örtüştürebiliriz bu ifadeyle. Molière'in Gülünç Kibarlar, Gogol'un Müfettişi, Şinasi'nin Şair Evlenmesi ilk tiyatro eseri Türk Edebiyatı'nda, batılı anlamda tabii ki, Şair Evlenmesi adlı eserleri töre komedisine örnek gösterilebilir. Olayların seyircinin merakını kamçılayacak, onları şaşırtıp güldürecek biçimde anlatıldığı komedilere de tabii hani merakı kamçılamak deyince hemen entrika komedisi aklımıza gelebilir. Entrika komedisi denir böyle komedilere. Bu tür komedilerde temel amaç güldürmektir. Eleştirel bir yaklaşım ya da düşündürme amacı yoktur. Molière'in Scapin'in Dolapları, Zoraki Hekim, yine Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi adlı eserleri entrika komedisi örnekleri arasında sayılabilir. Evet, diğer bir tiyatro türümüz dram, yani üçüncü tür olarak karşımıza çıkıyor. Hem gülünç hem de acıklı olayları günlük hayatta olduğu gibi iç içe anlatan tiyatro türüne dram denir. Yani nasıl ki gerçek hayatta hem gülünç olaylar hem acıklı olaylar varsa, dram da gerçek hayatın aslında yansıması. Dram türünün kurallarını belirleyen ve ona karakteristik özellikleri kazandıran Fransız sanatçısı Victor Hugo'dur. Yani dram, romantizm akımının doğurmuş olduğu bir tiyatro türüdür diyebiliriz. Victor Hugo, Cromwell adlı eserinde dramın özelliklerini şöyle: dramın özelliği gerçektir. Gerçek yaratılışta yaşamda olduğu gibi dramda karşılaşan iki tipin, yüce ile gülüncün birleşmesinden doğar. Doğada olan her şey sanatta da vardır şeklinde ifade etmiş Victor Hugo. Dram türünün özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Dram, trajedinin acıklı yönü ile komedinin gülünç yönünü bir arada kullanır. Hem acıklı hem de komik olaylar aynı oyun içinde yer alır. Konu günlük hayattan ya da ulusal tarihten alınır. Bakın, hem trajedinin hem de komedinin özellikleri yine bir arada. Kahramanlar hem soylu kişilerden hem sıradan insanlar. Yine kahraman yönüyle her iki tiyatro türünü bir araya getirmiş. Her türlü olay seyircinin gözü önünde canlandırılır. Hem şiir hem düz yazı biçiminde yazılabilir. Yalın, anlaşılır halkın konuştuğu dil kullanılır. Perde sayısı yazarın isteğine göre değişir. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Şimdi dikkat ederseniz dram hem şiir hem düz yazı, tabii klasik tiyatrodan bahsediyoruz, İfadesi ve üç birlik kuralına uyma zorunluluğu olmaması yönüyle trajedi ve komediden ayrılıyor.
Yine perde sayısı açısından her iki tiyatrodan ayrılıyor. Diğerlerinde zaten ortak noktalar var. Bu şekilde sıralayabiliriz. Evet, tiyatronun dünya edebiyatındaki tarihi gelişimine şöyle bir göz atalım. Antik Yunan tiyatrosu tabii ki dünya tiyatrosunun başlangıcı kabul ediliyor. Eski Yunan trajedilerinin konusu mitolojidir. Bu konuların birçoğu Homeros destanlarından beri anlatıla gelmiş ve Yunan halkının dinsel ve kültürel varlığının bir parçası olmuştur. Bu yüzden konunun yeniliği değil, bu bilinen konunun yazar tarafından ele alınış biçimi. Oyunculuk, koro ezgileri ve dans önem kazanmış ve seyircinin ilgisi canlı tutulmuştur. Eski Yunan'da en bilinen trajedi yazarları Aeschylus, Sophokles ve Euripides'tir. Trajedinin yanı sıra gelişen diğer tiyatro türü komedyadır. Komedya türünde eser verenler ise Aristofanes ve Menandros'tur. Bunu zaten daha önce ifade etmiştik. Tekrarlamış olduk burada. Latin yani Antik Roma tiyatrosu ise şu şekilde. Romalılar Yunanistan'ı siyasi anlamda egemenlikleri altına aldıktan sonra Latin edebiyatı daha çok Roma'da Yunan kültür ve edebiyatının etkisiyle ve taklidiyle oluşmuştur. Antik Roma tiyatrosunda trajedide Ennius, Seneca, komedide Plautus ve Terentius ürün veren şairler arasındadır. Antik Yunan ve Latin edebiyatlarıyla temeli atılan tiyatronun dünya edebiyatındaki gelişimi önemli temsilcilerini şöyle sıralayabiliriz. Rönesans dönemi tiyatrosuna baktığımız zaman İngiliz tiyatrosunda Hamlet, Macbeth, Romeo ve Juliet, Kral Lear, Otello, Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası'yla Shakespeare'i görmüş oluyoruz. Fransız tiyatrosunda Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Tartuffe, Scapin'in dolapları ile Molière ya da klasizm akımına bağlı olan Molière'i görmüş oluyoruz. Romantik tiyatroda Alman tiyatrosunda Goethe'nin Faust'u, Schiller'in Haydutları yine bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gerçekçi tiyatro deyince Rus edebiyatı, Rus tiyatrosu aklımıza geliyor. Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri, Müfettiş adlı tiyatroları, Çehov'un Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi, Üç Kız Kardeş adlı tiyatroları. Epik tiyatro deyince biraz daha modern tiyatroya yakın bir dönem bu. Bertolt Brecht'in oyunları karşımıza çıkar. Üç Kuruşluk Opera, Yuvarlak Kafalar, Sivri Kafalar, Cesaret Ana ve Çocukları, Sezva'nın İyi İnsanı bunlar nedir? Epik tiyatro olarak sayılabilir. Absürt tiyatro yine modern tiyatro türlerinden biri. Samuel Beckett'in oyunları hemen aklımıza gelecek. Godot'u beklerken ve oyun sonu yine bu sanatçının tiyatroları absürt tiyatro örneği olarak dünya edebiyatında yerini almış. Bir de arkadaşlar tiyatro terimlerimiz var. Bir iki defa az da olsa sorularda karşımıza çıktı. ÖSYM tarafından çıkarıldı. O yüzden bilmekte faydası var bunların. Şimdi adaptasyon nedir? Gerçi bazıları zaten günlük hayatta da kullandığımız terimler bunlar. Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimler, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme, uyarlama. Biz bunu Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'in eserlerini adapte ederken ilk görüyoruz. Batılı anlamda tiyatroda. Aksesuar, dekora yardımcı olan küçük eşyalar tabii ki. Yine günlük hayatta kullandığımız bir kelime. Aktör, tiyatro oyunundaki erkek oyuncu. Dekor, sahneye konulan eserdeki mekan ögesinin özelliklerini gösteren perde, aksesuar ve ögelerin bütünü. Yine bildiğiniz bir terim. Diyalog zaten iki demekti. Oyundaki iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşması. Dramatik örgü tiyatro eserlerinde olay örgüsüne verilen genel addır. Burada bir şey ifade etmek istiyorum. Dram türüne özel bir terim değil bu. Dram zaten hatırlarsanız şiir türünde direkt dramatik şiir eşittir tiyatro demiştik. Yani tiyatro eserindeki olay örgüsüne dramatik örgü deniyor. Genel bir ifade bu. Doğaçlama önceden düşünülmeden, belirli bir hazırlık yapılmadan içinden geldiği gibi söylenen sözdür arkadaşlar. Figüran yine bilebildiğiniz bir terim bu. Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan konuşmayan ya da birkaç söz söyleyen kişi ve kişiler. Fars ilkel basit güldürme ögelerinden yararlanarak kimi kez insanlığın sınırlarını aşarak oluşturulan güldürmeyi amaç edinen sahne eserleridir. Genellikle toplum yaşamının aksayan yönleri yansıtılmaya çalışılır.
Bunlar tabii biraz yabancı terimler olarak görebilirsiniz. Fairy, doğaüstü varlıklar üzerine kurulmuş masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesiyle meydana gelen tiyatro eseri. Jest, tanıdık bir ifade bu. Tiyatro sahnesinde sanatçıların bütün el, kol ve beden hareketlerine jest denir. Kabare tiyatrosu, yerici, taşlayıcı, iğneleyici, güncel boyutlu konuları kapsayan skeçlerin oynandığı, şarkıların, şiirlerin söylendiği tiyatro. Türkiye'de kabare tiyatrosu 1960 yılından sonra görülür. Hemen zaten ilk aklımıza gelecek olan isim Haldun Taner'dir. Haldun Taner Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurar ve bu kuruluş için oyunlar üretir. Geleneksel halk oyunlarından yararlanarak güncel konular taşlamalı bir anlatımla işlenir. Yani kabare tiyatrosu deyince yergi tiyatrosu şeklinde de aklınızda tutabilirsiniz. Kanto arkadaşlar, tülah tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri veya bu gösteri sırasında söylenen şarkıdır. Kulis, sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yerdir. Kostüm, rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. Yine bildiğiniz bir ifade. Melodram, buraya yıldız atalım. İlk çağlarda özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer yer şarkılar serpiştirilmiş ancak sözleri ezgili olmayan sahne yapıtı. Melodram terimi 18. yüzyıl sonlarına doğru acıklı, korkunç, olağanüstü rastlantılara dayanan ve insanın duygularını kamçılayan sahne oyunları anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Mimik arkadaşlar, jest mimiği karıştırmayalım. Mimik, duygu, düşüncelerin kaş, göz, ağız, yüz hareketleri anlatılması. Jest ise el ve kol ve beden hareketlerine verilen isimdir. Mimik ise yüzle sınırlı arkadaşlar. Şöyle hemen ikisinin farkını ortaya koyalım. Monolog, diyaloğun tersi, yani oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması. Opera, sözlerin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. Perde, bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her birine perde denir. Piyes, tiyatro eserlerine verilen genel addır. Pandomim, düşünceleri ve duyguları bazen müzik, bazen çeşitli eşyalar kullanarak, bazen de dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyundur. Yani pandomin en önemli özelliği arkadaşlar, sözsüz bir oyun olması. Replik, oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son sözdür. Rol, canlandırılan kişiliği ortaya çıkaran söz ve davranışlardır. Sahne, izleyicilerin kolayca görebilmeleri için yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan oyun, müzik ve bunun gibi olayların gösterilişinin yapıldığı yerdir. Suflör, oyunculara rollerini unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan perde arkasındaki kişidir. Tirat arkadaşlar, bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parçadır. Tülaat ise doğaçlama, Karagöz ve Orta Oyunu'nda olduğu gibi önceden yazılmış bir metne dayanmadan, yani sözlü edebiyat geleneği aklımıza gelebilir burada. Ama örgüsü önceden bilinen, oyuncuların bu örgüye göre o andaki buluşlarıyla konuşarak geliştirdikleri halk tiyatrosu türüdür. Vodvil arkadaşlar, hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen, hafif güldürüye verilen isimdir. Evet, ödev testlerimizden birinci testimizin birinci sorusuyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurları arasında yer almaz? Olay etrafında gelişen yazınsal türlerden gösteriye bağlı, gösterime bağlı olarak oluşan türlerin başında tiyatro geliyor tabii ki. Tiyatroda olay tabii ki olacaktır bu haliyle. Mekan olacaktır, zaman olacaktır ve bütün bunları oynayan, sahneleyen şahıs kadrosu olacaktır. Ama şahıs kadrosu bunu gösteri halinde ortaya koyduğu için seyirci karşısında anlatıcı bulunmaz tiyatro eserlerinde. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz, aşağıdaki kavramlardan hangisi verilen açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Hemen bakalım kavramlarımıza. Oyuna konu olan olayların başlama zamanı ile bitiş zamanı arasında geçen süreye tiyatroda vaka zamanı denir. Bir tiyatro yapıtında aralarında neden sonuç ilişkisi bulunan olayların oluşturduğu bütünlüğe, bakın olay diyor ipucu, dramatik örgü diyoruz.
Olay örgüsüne tiyatroda dramatik örgü dendiğini beraber öğrenmiştik. Oyun kişileri arasında iç ve dış mücadeleler ile anlaşmazlıkları tabii ki çatışma diyeceğiz. Oyuncuları rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişiye de suflör dendiğini öğrenmiştik. Fakat tiyatroların genel ismi olan piyes teriminin burada tanımı yapılmamış, cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz, bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez? Bakalım. Tiyatronun kökeni M.Ö. 5. yüzyılda eski Yunan kültürüne dayanmaktadır. Bal bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerde tiyatro türlerinin doğduğu kabul edilir. Eski Yunan edebiyatında trajedi ve komedi türleri ortaya çıkmış ve zamanla gelişmişlerdir. Trajedi ve komedi türünün, bakın, dünya edebiyatındaki temsilcilerinin burada sıralanmış olması gerekiyor. Bunların dışında kalan nedir? Sanatçıyı bulmuş olacağız. Şimdi eski Yunan edebiyatı deyince tabii ki kimler aklımıza gelecek? Hemen söyleyelim. Seneca, Menandros, Aeschylus ve Molière'i rahatlıkla sayabiliriz. Çünkü komedi de var burada, trajedi de. Fakat Victor Hugo neydi? Daha sonraki dönemlerde bu edebiyatın dram temsilcisiydi. Bu yönüyle dram sanatçıları sayılmadığı için Victor Hugo bu grubun dışında kalacaktır ve A şıkkımız olarak işaretlenecektir. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi klasik trajedi ile klasik komedinin ortak özelliklerinden biri değildir? Şimdi her ikisi de 5 bölümden oluşur. Her ikisi de 3 birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Yine konuları günlük hayattan alma var mıdır? Buna bir soru işareti koyalım. Diyalog ve koro bölümleri her iki türde de vardır. Ve dramdan farklı olarak her iki türün en önemli ortak özelliklerinden biri ikisinin de manzum olarak yazılıyor olması. Fakat trajedi günlük konuları ne yapmaz? Sahnelemez. Tarihten ya da mitolojiden soylu kişilerin yaşamını ancak konu edinirdi. O yüzden D şıkkı trajediye değil komediye özgü bir özellik olduğu için ortak olmayacaktır. Cevap şıkkı olarak işaretlenebilir. Evet, beşinci sorumuz, aşağıdakilerin hangisindeki özellik ayrıç içinde verilen tiyatro türüyle ilgili değildir? Bakalım. Yer, zaman, olay birliği, yani üç birlik kuralına uyulur. Trajedi de doğrudur. Kahramanlar halktan kimseler arasından seçilir. Komedinin özelliğidir bu. Hem gülünç hem acıklı olaylar deyince ikisinin ortak bileşeni dramdır. Doğru. Vurma, yaralama gibi sahne üzerinde canlandırılmazdı. Nerede? Trajedide. Bu da doğru. Soylu kimselerin hayatlarını konu edinir. Dram bu yanlış. Çünkü dramda her ikisi de var. Soylu kişiler tarihten olaylar da olabilir. Günlük hayattan sıradan kişiler de drama konu edilebilir. O yüzden cevabımız nedir? Rahatlıkla E şıkkıdır diyebiliriz. Evet, altıncı sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakalım. Nokta nokta komedisi toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan gülüşlükleri anlatan komedilerdir. Şair Evlenmesi adlı oyunu bu türün örneğidir. Şimdi gelenek ve göreneklerin gülüşlüklerini ortaya koyan komedi türü neydi? Töre komedisiydi arkadaşlar. O yüzden rahatlıkla şunları şöyle eleyebiliriz. Tabii Şair Evlenmesi kimin de ilk tiyatromuz, batılı anlamda Şinasi'nin de. Böylece cevabımızın rahatlıkla C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ikinci testimizin ilk sorusu, sıralanan bu açıklamalar arasında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi yoktur diyor. Şimdi tiyatro terimleri sorulmuş bu sorumuzda. Bakalım. Yabancı bir eseri, yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uyarlamaya adaptasyon denir. Tiyatro sahnesinde sanatçıların bütün el, kol, beden hareketlerini hatırlayın. Mimik değil, jest denir. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan şarkılara da yer verilen hafif güldürüye vodvil denir. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği ve bitirdiği parçalara
tirat denir arkadaşlar. Ama replik yok. Replik neydi? Diyalog halindeki oyuncuların konuşurken diğerine sıra geldiğini belli eden son cümlesiydi. O yüzden yukarıda bu terimin tanımı yapılmadığı için cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz, entrika komedisi seyircide merak uyandıran, onu şaşırtarak güldüren olayların anlatıldığı komedilerdir. Tamam. Buna göre numaralanmış eserlerden hangileri entrika komedisine örnek gösterilemez diyor. Şimdi bakalım. Scapin'in Dolapları Molière'in entrika komedisiydi. Yanlışlıklar komedisi Shakespeare'in yine entrika komedisiydi, hatırlayın. Sonra Zoraki Hekim yine entrika komedisiydi Molière'in. Hemen şöyle işaretlemiş olduk. Fakat Şair Evlenmesi az önceki soruda da geçti. Töre komedyasıdır. Müfettiş Gogol'un Müfettişi de yine töre komedisidir. O yüzden 3 ve 5 yani D şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi klasik trajedinin ya da trajedyanın bir özelliği değildir? Hemen bakalım. Seçkin bir dil kullanılması, üç birlik kuralına uyulması, konularının tarihten ve mitolojiden alınması, seyirciye ahlak dersi vermenin amaçlanması tabii ki klasik trajedinin en önemli özellikleriydi. Şimdi seçkin bir dil kullanan, konularını tarihten ve mitolojiden alan trajedya tabii ki kahramanlarını sıradan kişilerden seçmez. Tanrılardan, mitolojik tanrılardan artı soylu kişilerden seçerdi. Cevabımız ne olacaktır? Bu yönüyle E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz, birinci grupta verilen tiyatro türlerinden hangisi karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez demiş. Bakalım şimdi. Trajedi seçkin kişiler doğrudur. Yine dram tabii ki ulusal diyoruz. Hem tarihi ögeleri hem sıradan insanları seçiyordu. O yüzden eşleşebilir. Bakıyorum opera müzikli oyundur. Fars basit güldürü ögelerine verilen addır. Bu da doğru. Fakat komedi mitolojik konuları almaz. Günlük sıradan insanların hayatlarını konu alır. O yüzden buradaki eşleştirme yanlış olur. Mitolojik konular seçkin kişileri kahraman olarak seçen trajediye aittir. Bu yönüyle ve dram da tabii seçebilir bunu. Her ikisinden de ortak bir özelliği vardır dramın. Fakat komedi için bu bilgi yanlış olur. Cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Beşinci sorumuz, klasik komedya ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi kahramanlar soylu kişiler arasından seçilir mi? Bakıyorum buraya bir soru işareti koyduk. Sahnede şakalar, kaba sayılan sözlere yer verilir mi? Evet. Üç birlik kuralı yani mekan, zaman, olay birliği var mıdır? Evet, trajediyle ortak özelliğiydi. Birbiri ardına sürüp giden koro ve diyalog bölümleri gene trajediyle ortak özelliklerinden biriydi komedyanın. Konu günlük hayattan sıradan insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden mi alınırdı? Bu da doğru. Farklı olarak trajediden farklı bir özellik. Fakat günlük hayattan sıradan insanların olan ilişkilerini anlatan komedya soylu kişileri de seçebilir mi? Seçmez kahramanlarını. Bu yönüyle A şıkkı trajediye ait bir özellik olduğu için doğru cevap şıkkı olarak işaretlenebilir. Evet, altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir? Şimdi ulusal değerlere yönelme. Evet, dramda hem günlük hayat hem ulusal değerler vardı, doğru. Romantizm akımının zaten doğurduğu bir türdü dram, hatırlarsanız Victor Hugo'nun temsilciliğinde, bu da doğru. Hem soylu hem sıradan insanlara yer verme tabii ki. Vurma öldürme gibi olayları sahnede canlandırabiliyor mu dram? Evet, bu da vardı özellik olarak. Sadece manzum biçimde yazılma, bu aslında onun tipik bir özelliğiydi böyle olmama. Çünkü trajedi ve komedya manzumdu. Fakat dram hem manzum hem mensur olabiliyordu. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet, üçüncü testimizin ilk sorusu. Bir tiyatro eserinden alınan bu parçadan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Okuyalım tiyatro parçamızı.
Valeri, nedir bu durum Elis? Neden böyle üzgün görünüyorsun? Sevdiğini söyleyerek bana dünyaları bağışladın diye mi? Yazık. Ben sevincimden ne yapacağımı bilmezken seni dertli görüyorum. Beni mutlu ettiğine pişman mı oldun? Belki de aşkıma kapılarak bana söz vermiştin. Ona mı pişmansın yoksa? Elis, hayır Valeri. Senin için yaptıklarıma pişman olamam. Öyle sihirli bir kuvvet beni sürüklüyor ki keşke böyle olmasaydı demek bile elimden gelmiyor. Ama doğrusunu ister misin? Bu işin sonu beni ürkütüyor. Seni sevmekte ileri mi gittim diye korkuyorum. Valeri, bana gösterdiğin ilgide korkulacak ne var? Elis, ne olacak? Bir sürü şey. Babam kızabilir, ailem paylar, el alem dedikodu eder ama hepsinden fazla sizin değişeceğinizden korkarım. Erkekler saf bir aşkın fazla ilgisine her zaman zalimce bir soğuklukla karşılık verirler. Şeklinde tiyatro parçamızı burada sunmuş olduk. Şimdi bakalım izleyicide korku, acıma hissi uyandırarak onu kötü duygulardan arındırma amaçlanmış mıdır? Yani trajediye ait bir özellik var mıdır? Hayır, günlük bir olaydan, sıradan insanların aşkına sahne olunmuş aslında bu parça. O yüzden A şıkkı burada söz konusu olamaz. Hayatın acı veren hüzünlü yanları seçkin bir dille anlatıldığı için trajediden zaten korku ve acıma hissi trajediye ait bir özellik. O yüzden A şıkkı yoksa B şıkkı da olamaz. Çünkü trajedi değil. Ahlaki bir ders verme amaçlarını erdemli davranışları yüceltilerek bu özellikle trajediye ait. Üç birlik kuralına yani zaman, mekan ve olay birliğine uygun hareket edilmiştir. Bu belli değil. Çünkü bu parçadan bu anlaşılamaz zaten. O yüzden bunu da çıkarıyoruz. Günlük hayattan alınan duygusal yani romantik bir konu üslupta soyluluk aranmadan doğal bir şekilde işlenmiştir diyebilir miyiz? Evet. Çünkü A, B, C, D trajediye ait özellikler ama E şıkkı duygusal bir konunun yani trajedi özelliği olan üslupta soyluluk aranmadan işlendiği ifadesiyle parçamızı nitelendirdiği için cevap şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde Yunan edebiyatının komedi şairleri bir arada verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. A şıkkında Aristofanes ve Menandros komedya şairleridir. O yüzden cevabımız A olarak işaretleyebiliriz. Şimdi neden diğerleri olmaz? Çünkü mesela Aeschylus ve Sophokles trajedidir arkadaşlar her ikisi de. Euripides ve Ezop, tabii ki nedir? Komedidir. Fakat Euripides trajedidir. O yüzden bundan dolayı eliyoruz. Sophokles az önce demiştik trajedi olduğunu. Yine Seneca'da trajedidir. Bunu da eliyoruz. Menandros komedyadır ama Euripides trajedi demiştik. O yüzden E'yi de eliyoruz. Böylece A'dan emin olduk. Evet, üçüncü soru. Bu parçada boş bırakılan yerlerin sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakalım. Molière'in Cimri, Shakespeare'in Venedik Taciri adlı yapıtları nokta nokta komedyasının. Şimdi Cimri ile Venedik Taciri hatırlayın karakter komedyasıydı. O yüzden şöyle töre olan şıkları zaten entrikayı eledik. Hemen bunu söyledik. Gogol'un Gülünç Kibarlar, Şinasi'nin Şair Evlenmesi yapıtları ise töreydi. Hemen Şinasi'den hatırlıyoruz. O yüzden buraya da töre diyelim. Evet, şöyle yazabilelim. Buraya da karakter diyelim. Peki. Molière'in Scapin'in Dolapları, Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi adlı yapıtları ise hangi komedi türüne giriyordu? Tabii ki entrika. O yüzden bakın rahatlıkla kalemimiz çok yazamadı ama şöyle karakter, töre ve entrika şıkkını bulduk. B'yi de eledik. Cevabımızın rahatlıkla D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Numaralanmış özelliklerden hangileri klasik komedi ve trajedyanın ortak özellikleri arasında yer almaktadır diyor. Hemen bakalım. Bakın dikkat edin. Klasik komedya ve trajedinin ortak özellikleri. Önceki soruda da rastlamıştık zaten. Birinci testimizde. Bakalım. Konularını günlük hayattan ve sosyal olaylardan seçen sadece komedidir. Yer ve zaman olay birliğine uyma her ikisinde de vardır. Kusursuz seçkin dil kullanma trajedinin özelliğidir.
Kavga, öldürme, yaralama gibi olayları sahnede canlandırma komedinin özelliğidir. Koro ve diyalog bölümlerinin oluşumu aralıksız 5 perde olarak oynanma her ikisinin ortak özelliğidir. Bu yönüyle cevabımız 2 ve 5 ile D şıkkıdır diyebiliriz. Evet, dördüncü testimize geldik. İlk sorumuz, numaralanmış bilgilerden hangileri trajedi ile komedinin veya trajedi ile komedinin ortak özelliği değildir? Yani az önceki sorunun tam tersi. Şimdi 3 birlik kuralına uyma ortak özelliktir. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşma ortak özelliktir. Konularını tarihten ve mitolojiden alma trajedinin özelliği. Üslupta ahlaka ve soyluluğa önem verilmesi yine trajedinin özelliği. Bu yönüyle cevabımız rahatlıkla 3 ve 4 ile E şıkkıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz, dram türünün kurallarını belirleyen ve ona karakteristik özelliklerini kazandıran Fransız sanatçı Cromwell adlı eserinde bu türün özelliklerini açıklamıştır. Şimdi dram hangi dönemde ortaya çıkmıştı? 18. yüzyılda romantizm akımının temsilcisi ve dram türünü edebiyata kazandıran sanatçı Cromwell'in yazarı kimdi? Tabii ki Victor Hugo. Bu yönüyle rahatlıkla B şıkkı şeklinde işaretleyebiliriz. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Üçüncü sorumuzda Molière komedi türünün en önemli temsilcilerindendir. Kesinlikle bunu zaten unutmayız. Alman sanatçı Goethe, Faust adlı tiyatro eseriyle romantik tiyatronun temsilcilerinden olmuş mudur? Evet, bu da doğru. Hemen şöyle işaretleyelim. Birliğinin hatıra defteri müfettiş gerçekçi tiyatronun temsilcisi Gogol'un eserlerinden midir? Bakalım. Evet, bu da doğru. Romeo Juliet, Hamlet, Otello, Hamlet İngiliz tiyatrosunun en önemli temsilcisi Shakespeare'indir. Bunu zaten biliriz. Çok tekrarlanan, bilinen ifadeler Shakespeare'in eserleri oldu. Bu da doğru. Schiller ve Anton Çehov absürt tiyatronun önemli temsilcileridir diyor. Değil, çünkü Çehov ve Schiller tabii ki Çehov gerçekçi tiyatronun Rus edebiyatında, Schiller de Alman edebiyatında romantik tiyatronun temsilcisidir. Absürt tiyatronun temsilcisi Bertolt Brecht'tir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Aşağıdakilerin hangisine boş bırakılan yere ayraç içinde verilen tiyatro terimi getirilemez? Bakalım. Tiyatro eserlerinde olay örgüsüne hatırlayın ne ad veriliyordu? Dramatik örgü adı veriliyordu. Doğru. Önceden düşünülmeden, belirli bir hazırlık yapmadan, o anda oyuncunun aklına gelerek söylenen söze doğaçlama denir. Doğru. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşmasına replik denir mi? Denmez. Replik, oyuncuların karşılıklı konuşurken, yani diyalog halinde bir oyuncunun diğerine sırasını vereceği son cümleydi. O yüzden burada nedir? Kendi kendine konuşmaya da monolog deniyordu hatırlarsanız. O yüzden cevabımız C. Diğerlerini kontrol edelim. Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan konuşmayan ya da birkaç söz söyleyen kişilere figüran, doğaüstü varlıklar üzerine kurulmuş masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesiyle meydana gelen tiyatro olayına da fairy denir. Bunlar da doğru arkadaşlar. Ve son sorumuz, beşinci soru. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Trajedyada kahramanlar yüksek zümreden, dramda ise hem soylu kişiler hem sıradan kişilerden seçilir. Doğru. Klasik trajedyada ve klasik komedyada ortak nokta olarak 3 birlik kuralına uyar. Bundan önce söylemiştik. Doğru. Vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar komedi ve dramda seyircinin gözü önünde gerçekleşir. Bunu seyircinin gözü önünde vermeyen tek tür trajediydi arkadaşlar. Bu da doğru. Trajedyada konular tarihten, mitolojiden, dramda günlük hayattan veya tarihin herhangi bir döneminden alınır. Doğru. Trajedyada kaba argo sözlerle yer verilirken komedide seçkin bir üslup tercih edilir. Bu tam tersi. Yani seçkin bir üslup trajedinin, kaba ve argo sözler ise komedinin özelliğiydi. O yüzden burada bir bilgi yanlışı vardır. Cevabımızı rahatlıkla A şıkkı olarak işaretleyebiliriz.